Çizgilerin üzerinden en kısa yolu izlemek koşuluyla A noktasından B noktasındaki peynire kaç farklı şekilde ulaşabilir? Ya da fark etmez. İşte fare dersin, bilmem ne dersin. Orası hiç önemli değil. Siz soruya takılmayın. Sorunun mantığı önemli bizim için. Şimdi A'dan B'ye gideceğim. Şimdi şöyle gidebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte 7 doğu güneye gitsin. 1, 2, 3, 4. 4 güneye gitsin. 11. Ya da şöyle de gidebilir değil mi arkadaşlar? Bir kez güneye gittim. Doğu. Doğu. 2 doğu. Ne oldu? 1 güneye gittim. 2 doğuya gitsin. 2 güneye gittik. Güney. Güney. Arkadaşlar. Doğu. Doğu ve doğu. Yine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 durum oldu mu oldu. Bu arkadaşlar tekrarlı permütasyondur. Tekrarlı permütasyondur arkadaşlar. Peki 11 durum var. 11 faktöriyel diyorum ve 1, 2, 3, 4, 4 tane güneye gittiği için 4 faktöriyel durum çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane de doğuya gittiği için bu var. Bunu yapacağız. 11 faktöriyel açalım. 11, 10, 9, 8, 7 faktöriyel kadar açıyorum ki sadece eşitsin. 4 faktöriyel açalım. 4 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 7 faktöriyel. Zaten 4 faktöriyel açmamız gerekiyordu. Bunlar gitti. 4 ile 8 sadece eşit. Burada 2 kaldı. 2 ile 2 gitti. Evet, 9'da da 3 sadece eşit. 3 kaldı. Ne oldu arkadaşlar? 3 çarpı 10 çarpı 11. Ne olur arkadaşlar? 10 çarpı 11 110. 3 çarpı 110'dan da 330 geldi arkadaşlar sorumuzun cevabı. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. 7 matematik ve 5 kimya kitabı arasından 5 kitap seçilecektir. Bu 5 kitaptan ikisi matematik, 3'ü kimya olmak üzere kaç değişik seçim? En az biri kimya kitabı olmak üzere kaç değişik seçim yapılabilir? Böyle kural falan varsa arkadaşlar kombinasyon uyguluyoruz. Şimdi A şıkkını yapalım. A şıkkı basit. 5 kitaptan ikisi matematik. 7 matematiğin ikisini seçeceğim. Seçme işlemi devam ediyor mu? Devam ediyor. O zaman çarpı diyorum. 5 kimya kitabından da 3'ünü seçeceğim değil mi? Bu kadar. Yani A şıkkı bu kadar arkadaşlar. Devam edelim. B şıkkı biraz uzun. O da soruyu benim hazırladığımdan dolayı. Şimdi 7'nin ikilisi. Kombinasyon yapacağız. 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. N eksi r çarpı r faktöriyel. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde 5 faktöriyel bölü birbirini götürdü. Burada 2 faktöriyel kaldı. 2 faktöriyel de 2'dir. 7 kere 3'ten burası 21 geldi. Şimdi burada 5'in 3'sünü de bulalım. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 nedir? 2 faktöriyel ve 3 faktöriyel şeklinde. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden bunlar birbirini götürdü. Buradan da 2 ile sadece eşit 10 geldi. 21 çarpı 10'dan da A şıkkımız 210 geldi. 21, 10, 210 geldi. Evet, şimdi B şıkkına geçelim. En az biri kimya kitabı olmak üzere kaç değişik seçim yapılabilir diyor arkadaşlar. Şimdi 5 kitap seçeceğim değil mi? Bakın 5 kitap. Peki kaç tane kimya kitabı var? 5 tane. 5 kimya kitabından en az biri kimya olup geri kalan 4'ü matematik olabilir. Artı. Bu 5 kimya kitabından ikisini seçip 3'ünü matematik seçebilirim. Artı. 5 kitabın 5 kimya kitabının 3'ünü seçip ikisini matematikten seçebilirim. Artı. Bu 5 kimya kitabından 4'ünü seçip birini matematik olarak seçebilirim. Artı hepsini kimya kitabı olarak da seçebilirim. Bu arkadaşlar. Şimdi ben size dedim. N'in birlisi kendisine eşittir dedim. Yani bu 5'tir arkadaşlar. Yani şöyle 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel yapacaksın. Zaten 5 olduğunu ispatladık şurada. Yani yapmaya gerek yok. Hızlı gidelim yani burada. 5'in birlisi 5'tir. Çarpı 7'nin dörtlüsü nedir? 7'nin dörtlüsü 7'nin üçlüsüne eşittir. Neyse onu anlatmaya gerek yok. Şimdi 7'nin dörtlüsü hemen şöyle yapalım. 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölüm. 4 faktöriyel çarpı n-r'den 3 faktöriyel.
4 faktörel 1 mi götürdü? 3 faktörel 6 olduğu için bu da gitti. 7 kere 5 35 geldi. Artı diyorum. 5'in ikilisi 5 çarpı 5 eksi 2 nedir? 3 faktörel. Şimdi 5 faktörel bölü 5 eksi 2'den 3 faktörel çarpı 2 faktöreldir. 5, 4, 3 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 2 faktörel şeklinde 5 faktöreli açtım. 3 faktörel birbirini götürdüm. 5 çarpı 4, 20, 20 bölü 2'den de 10 geldi burası. 5'in ikilisi 10'dur. 5'in üçlüsü de 10'dur arkadaşlar. 7'nin üçlüsü 7, aslında 7'nin üçlüsü 7'nin dörtlüsüne eşittir. Hadi onunla ispatlayalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel bölü 7 eksi 3 4 faktörel çarpı 3 faktöreldir. 3 faktörel 6 yaptı. Bu gitti. Bu gitti. 35'miş bakın. 7'nin üçlüsü 7'nin dörtlüsüne eşittir. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. 10. 7'nin ikilisi arkadaşlar 7'nin beşlisine eşittir ama 7'nin beşlisi yok burada. O zaman 7 çarpı 6 çarpı 5 faktörel bölü 5 faktörel çarpı 2 faktöreldir. 7 eksi 2 5 o yüzden. Bunlar gitti. Bu 3. 7 kere 3 21. Hatta burada 7'nin ikilisini bulmuşuz zaten. Neyse. 5'in dörtlüsü 5'in birlisine eşittir. Yani 5'tir. 7'nin birlisi kendisine eşittir. Nedir? 7'dir. Artı 5'in beşlisi nedir arkadaşlar? 5'in sıfırlısı işte. Ya da 5'in beşlisi 5 faktörel bölü 5 eksi 5 nedir? 0 faktörel çarpı 5 faktörelden 1 gelecektir. Burası 1'miş. 5 çarpı 35. 30 kere 5 150. 5 kere 5 25 175. 10 çarpı 35 350. 10 çarpı 21 210. 7 kere 5 35 artı 1'den. Arkadaşlar. 70 30 daha 100. 105 110. 100 daha 210. Şu ikisi 210 yaptı. Burada bir 210 daha var. 351 var bir de. 200 200 400 410 420 artı 351. 400 300 daha 771 olarak buldum arkadaşlar. Siz A ve B şıkkını anladıysanız umarım böyle de bir soru gelir sıramıza ve direkt yaparsınız arkadaşlar. Aynı mantık. Bakın mantığını anlayın. Bu çözümleri anlamanız önemli değil. Bu A ve B şıkkının nasıl geldiğini anlayın. Zaten bu 5'in birlisi falan kombinasyonun formülü biliyorsanız gelir. 8. soruya devam edelim arkadaşlar. Biraz uzun oldu kusura bakmayın. Ama böyle. Yandaki şekilde D1 doğrusu üzerinde 5 nokta. Bakalım. A, B, C, D. Evet. D2 doğrusu üzerinde 6 nokta vardır. F, G, H, I, I, K. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet peki. D1, D2 paralel olacak şekilde bu köşeleri 11 noktadan 3'ü olacak şekilde en çok kaç farklı şekilde, hatta üçgen olacak şekilde, özür diliyorum, üçgen. 3 olacak şekilde, üçgen olarak. Şimdi nasıl iki farklı şekilde üçgen yapabiliriz değil mi arkadaşlar buradan? Buradan bir tane seçelim. Buradan iki tane seçebilir miyim? Evet. D2, D1. Yani şöyle tabii birleştireyim, şöyle şöyle olsun. Tabanı D2 doğrusu üzerinden, tabanı D2 doğrusu üzerinden seçebilirim. Hocam ben canım D1'den istiyor tabanı. O zaman yapabilirsin. Şöyle yapalım. D1. Buraya da D2 diyorum. Tabanı ben buraya yapacağım. Sonra iki tanesini buraya koydum. Bir tanesini buraya koydum. Üçgenin böyle olabilir. İstediğin gibi yapabilirsin. Tabanı D1 doğrusu olarak seçtim. Şimdi tabanı D2 doğrusu üzerinden. Şimdi bakın. D2'de kaç nokta vardı? Bakın şimdi D2'de kaç nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta. 6 noktadan sen kaçını seçeceksin? İkisine 2 nokta lazım. Çarp işlem devam ediyor. Peki D1'den 1, 2, 3, 4, 5. 5 noktadan kaçını seçeceksin? 1'ini. Bunu yapacağız. Bu kadar üçgen. Artı kalsın arada. Tabanı D1 doğrusu üzerinden 2 tane nokta seçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in ikilisi. Çarp. D2'den kaç tane nokta seçeceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın birisi. Bu şekilde yapacağız. 6'nın ikilisi 6'nın dörtlüsüne eşittir ama biz şimdi 6 faktörel bölü 6 eksi 2 nedir? 4 faktörel çarpı 2 faktöreldir. 6 faktörel isterseniz şöyle hemen sileyim. 6 çarpı 5 çarpı 4 diye yazalım hızlıca. 4 faktörel, 4 faktörel gitti. 30 bölü 2'den de 15 geldi 6'nın ikilisi. 5'in birlisi kendisine eşittir. Direkt oradan yapabilir miyiz? Yapabiliriz mi? Bir sıkıntı var mı? Kendisine eşittir direkt. 5'in birlisi neye eşittir? Kendisine eşittir. Yani nedir burası? 75.
5'in ikilisi. 5'in ikilisi nedir? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 5 eksi 3'ün 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 2 faktöriyel gitti. 5 kere 4 20. 20 çarpı 3 60. 60 bölü 6'dan 10 geldi burası. 6'nın birisi kendisi işte 60. Bu ikisinin toplamı 135 yaptı. Peki sorusu. 2a eksi b'nin 5. kuvvetinin açılımına göre terim sayısını, baştan 3. terimin kat sayısını, sondan 2. terimin kat sayısını bulur musunuz denmiş. Terim sayısı arkadaşlar nasıl bulunur? Şuna 1 ekliyorsun. 5 artı 1'den 6 olarak buluyorsun. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi A şıkkımız tamam. B şıkkına gelelim. Baştan 3. terimin katsayısı. Baştan 3. terimin katsayısını soruyorsan sen bana 5 eksi 3'ten aslında ikinci kuvvetimiz 2. Yani R2 olarak bulduk. Biz R'dir 2. Yani şöyle 6'nın ikilisi çarpı 2A'nın 3. kuvveti çarpı eksi B'nin ikinci kuvveti. Zaten bunu bulduktan sonra üstlerinin toplamı bunu vermesi lazım. Peki 6'nın ikilisi nedir? 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bunlar birbirini götürdü. 6 kere 5 30, 30 bölü 2'den 15 geldi. 15 çarpı 2'nin küpü 8. 8A gelecek ama 8'i buraya yazalım. A küpü sonra yazarız. 8A küp olacak. Buradan da B geldi. A küp çarpı B geldi. B kare, özür dilerim, B kare geldim. Yani 120 çarpı A küp B kare geldi. Bana neye soruyor? Kat sayısını soruyor. Budur. A şıkkının cevabı 120'dir. Yani B şıkkı, özür diliyorum. C şıkkına gelelim. Sondan ikinci terimin kat sayısı kaçtır diyor. Şimdi sondan ikinci terimi nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Son terim 5. 5 ise sondan bir önceki 4'lüdür. Ya da şöyle düşünün. Terim sayısı 6 ya. Terim sayısından arkadaşlar. Terim sayısının 2 eksi 4'tür. Sondan 4'ünü terim. Terim sayısı kaçtı? 6'ydı. 6'dan 2 çıkardım. 4. Ya da 5. 4. Bakın sondan ikinci terim 4'müş. 6'nın 4'lüsü çarpı 2A'nın birlisi olacak. Eksi B'nin de 4'lüsü olacaktır. 4 artı 1, 5. Şuraya yazdığın değerle şuraya yazdığın değer aynıdır arkadaşlar. Orayı anlatınız. Peki 6'nın 4'lüsü. 6 çarpı 6'nın ikisine eşittir de neyse. 6 çarpı 5 çarpı 4. Sıkıntı var mı? 6 çarpı 5 çarpı 4. Faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Zaten aynısı. Ne geldi? 30 bölü 2'den 15 geldi. 15 çarpı 2A'nın birlisi 2A'dır. Pardon, şöyle oldu yalnız. Böyle yazarsanız hoca puan kırar. Şöyle olacak. 2 çarptır çarpı A'dan 30 A çarpı B'nin 4. kuvvettir. Katsayımız kaç? 30. Cevap ne? C. Anlaşılıyor mu? Çok güzel. Evet, 10. sorudayız arkadaşlar ve videodaki son sorumuz. X eksi ikili terimin katsayısı kaçtır? Ve ortadaki terimin katsayısı kaçtır? Şimdi ilk soruya bakalım. A şıkkına bakalım. Şöyle sayfayı ortadan ikiye böleyim isterseniz. Yerimiz yetsin. Peki. Bir formülümüz var. Kaçıncı terimin soruyorsanız. Bakın. N'in R'lisi çarpı A üzeri N eksi R çarpı atıyorum B olsun. B üzeri N şeklindedir değil mi bu? Biz buradan R'ninci terimin katsayısını buluruz. A artı B üzeri N'deki R'ninci terimin katsayısını buluruz. Bakın şimdi dikkat edelim. Şimdi 8'in R'lisi değil mi? N'imiz 8, 8'in R'lisi. Çarpı X üzeri 8 eksi R çarpı B dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? 1 bölü X, yani X üzeri eksi 1 değil mi? 1 bölü X, X üzeri eksi 1'e eşittir. Bunun bir sıkıntı yoktur inşallah. X üzeri eksi 1'in neyinci kuvveti? N, yani 8'inci kuvveti. Çok güzel.
arkadaşlar. Peki işlemi ne yapıyorum? Devam ediyorum arkadaşlar. Peki bu neye eşit? Bu arada devam ettirelim. A çarpı x üzeri eksi ikili terimin bir şeyine ya da evet aynen öyle bu doğru. Bu A dediğim şey 800'ün reylesine ben A dedim arkadaşlar. Bilmediğim için işlem kolaylığı olsun diye. Peki şurayı yapalım bakın. X üzeri 8 çarpı x üzeri eksi bunu yapabiliyoruz değil mi? Evet. Çarpı x üzeri eksi 1'in 8. kuvveti eksi 8'dir arkadaşlar. Bakın şimdi. Bunlar birbirini götürür. Onu anladık değil mi? Bakın x üzeri. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 8 eksi 0. X üzeri 0 nedir? 1. 1 çarpı x üzeri eksi r. Aynen öyle. X üzeri eksi r eşittir. A çarpı x üzeri eksi 2. Yani şöyle düşün. Elma ile elma ile eşittir birbirine. Armutla armut eşittir. Yani x üzeri eksi r eşittir. X üzeri eksi 2. R de buradan ne gelir? Eksi r eşittir. Eksi 2'den r'miz 2 geldi. Harikasın. Ben A dediğimiz şey yani terimin katsayısı 8'in r'lisinden r ikili 8'in ikilisi değil mi? 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel veriyor. 6 faktörel çarpı 2 faktöreldir. 6 faktörel birbirini götürdüm. 2 faktörel 2'dir. Sağdır eşittir. 7 kere 4'ten 28 yaptı. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Tamam mı? Şu ifadeyi A dedim. 8'in r'lisini A dedim. A çarpı x üzeri eksi 2 eşit dedim. Ve geri kalışanları yaptım. Ortadaki terimin katsayısı için de bir formül var. 2n'in n'lisi çarpı a üzeri n çarpı b üzeri n'dir. Bunun formülü bu. Peki ne yapacağız? Uygulayacağız. 2n'imiz kaç? 8. N'imiz kaç olur? 8 bölü 2'den 4. Çarpı a üzeri 4 çarpı b üzeri 4. Buradan yine bir sıkıntısı var mı? Peki a üzeri 4 b üzeri 4 diyoruz. Doğru fakat bizim soru o değil ki. A'mız ne? X. X üzeri 4. B'miz ne? X üzeri eksi 1. X üzeri eksi 1. Harikasın. Evet. Bunun kaçıncı kuvveti? Dördüncü kuvveti. Aynen öyle. Şimdi 8'in dörtlüsü bana lazım ve soruyu bitirecek. Şimdi 8'in dörtlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel kadar açtım. Neden? Çünkü aşağıya kadar açıyorum. 4 faktöriyel bölü. 8 eksi 4'ten 4 faktöriyel. 4 faktöriyel birimi götürdüm. 4, 3, 2, 1. 4 kere 2, 8 gitti. 3 sağdır eşit. 2 kaldı. 7 kere 2, 14, 5 daha. 70 çarpı. X üzeri 4 çarpı. X üzeri eksi 4'tür burası. Bir sıkıntı var mı burada? X üzeri 4 çarpı X üzeri eksi 4. Hatta ve hatta zaten ortada terimi katsayısı soruyor. Burası 70 yani. Direkt cevabı 70 arkadaşlar. Şimdi bakın. Çizelim. A kümemizi ve B kümemiz olsun. Hiç önemli değil. Önemli değil. Burada bu çok önemli değil arkadaşlar. Tanım kümeleri bu ilk ifadelerdir. A tanım kümesi, B, C ve D tanım kümesi nereye götürmüş? A B'ye götürmüş. B C'ye götürmüş. C D'ye götürmüş. D de E'ye götürmüş arkadaşlar. Bana neyi soruyor? Tanım kümesi sorarsa burası. Değer veya görüntü kümesi sorarsa burasıdır. Burası değer kümesi. Buradaki değerler ise şunlar da görüntü kümesini oluşturacaktır arkadaşlar. Bize tanım kümesini sormuş. A, B, C'dir arkadaşlar. Cevabımız C. fx eşittir. Mutlak değer içerisinde x eksi 3 artı 4 ve hx eşittir. x küp eksi x artı 1 fonksiyonu için f1 ve h eksi 1 değerlerini bulunuz diyor. Bakın f1'i nasıl bulacağız? F1'i bulalım. F1 x gördüğüm yere 1 yazmak demektir. 1 eksi 3 ne yapar? Eksi 2 yapar. Çok güzel. Dışarıda da artı 4 var. H eksi 1'i bulalım. Eksi 1'in küpü. Eksi. Eksi 1 artı 1 olacak. Doğru mudur? Doğrudur. Peki devam edelim işlemimizi. Mutlak değerindeki ifade. Mutlak değer eksi 2 ne olarak çıkar? Artı 2 olarak çıkar. 2 artı 4'ten burası 6 olacaktır. Eksi 1'in küpü. Eksi 1. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1. Eksi ile eksi artı yapar. 1 de var artı 1. Dışarıda da artı 1 var. Eksi 1 artı 1 birbirini götürür. H eksi 1 de ne olarak karşımıza çıkar? 1 olarak karşımıza çıkar. Reel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu parçalı bir fonksiyon şeklinde verilmiş. Bakalım. Fonksiyon için f eksi 2 artı f0 bölü f4 değeri karşılıyor. Hemen f eksi 2 bulabilirim. X gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Evet. X gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 2 nerededir? Eksi 1'den küçüktür değil mi? Evet şuradadır.
O zaman eksi 2 artı 1'den ne olur? Eksi 1 olur. Çok güzel. F 0'a bakalım. F 0 hangi aralıktadır? Eksi 1 ile 2 aralığındadır. Çok güzel. F 0 neymiş o zaman? Direkt 2'ymiş. Yani aslında biz bunu sabit fonksiyon olarak da söyleyebiliriz. Evet. F 4'e bakalım. Sabit fonksiyon neydi? Değişkeni yoktu. 4 nedir? 2'den büyüktür. O zaman 4'ü yine yazarım. 4 eksi 2'den 2'nin karesi artı 1 yapar. 2'nin karesi 4. 1 daha 5'tir. O zaman f eksi 2 kim? Eksi 1. F 0 artı 2. Aşağıda da f 4 5'ti. 2 eksi 1. 1. 1 bölü 5 olarak biz bunun cevabını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. F reel sayılardan reel sayıları tanımlı. Fx fonksiyonu k artı 2 çarpı x eksi m artı 4 fonksiyonu birim fonksiyonudur. Birim fonksiyon ise fx eşittir x'tir. Yani içi neyse dışı o. Bakın şimdi fx değil mi? X eşittir diyelim şöyle. K artı 2 çarpı x eksi m artı 4. Bakın şimdi şöyle göstereyim ben. X'in öne katsayı nedir? 1'dir. O zaman burası da ne olmalı? 1 olmalı. Şöyle güzel yazalım. 1 olmalı. Yani k artı 2 eşittir 1 ise k buradan ne olmalı? Eksi 1 olmalı. Peki böyle bir ifade istiyor muyum ben? X'in yanında yok. Yani 0'dır. Eksi m artı 4 eşittir 0. Eksi m eşittir. Eksi 4. M de buradan 4 gelecektir. Bana neyi soruyor? M artı k'yı soruyor. F. M'im kaç? 4. K'm kaç? Eksi 1. 4 eksi 1'den F3'ü soruyor. F3 nedir? 3'tür. Neden? Çünkü birim fonksiyon. İçi neyse dışı da odur. Cevabımız 3 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Güzel bir soru. Birim fonksiyon önemlidir. Fx eşittir. A eksi 3x artı 4 fonksiyonu sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon nedir? Fx eşittir c gibi. Yani bir değişkeni olmayan bir fonksiyondur. O zaman ben değişkenli gördüğüm ifadeyi ne yapacağım? 0'a eşitleyeceğim. A eksi 3 eşittir 0'sa A nedir? 3'tür. A'mız 3. A yerine 3 yazdığım zaman burası gider. Ne olur? Fx eşittir 4 olur. Fa'yı soruyor. Yani F3'ü soruyor. F3 nedir? 4'tür arkadaşlar. Sabit fonksiyon olduğu için. F1905'i de sorsa ne dersin? 4'tür dersin. F1 milyon da sorsa yine 4 dersin. Çünkü sabit fonksiyondur arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Sayılardan reel sayıları tanımlı bir doğrusal fonksiyondur. Doğrusal fonksiyonda ax artı b yazabilirim. Yani fx eşittir ax artı b şeklinde ne yapacağım? Tanımlayacağım arkadaşlar doğrusal fonksiyon dediği için. O zaman f1'i bulalım. F1 dediğim şey nedir? X gördüğün yere 1 yaz. A kere 1 a artı b olacak. Bunun 4'e eşit olduğunu biliyorum. F-2 yazalım. X gördüğüm yere eksi 2 yazalım. Ve f-2'yi bulalım. X gördüğüm yere eksi 2 yazarsam a çarpı eksi 2 olacak artı b var. Bu neye eşitmiş? Eksi 2'ye. Yani a artı b'nin 4 eksi 2 a artı b'nin de eksi 2 olduğunu biliyorum. Şimdi ben üstteki ifadeyi 2 ile çarparsam eğer taraf tarafa topladığım zaman artı 2 a eksi 2 a birbirini götürecek. Yukarıda 2 ile çarptığım için 2 b'nin 2B var. Aşağıda da B var. Yani 3B ne olmuş oldu arkadaşlar? 2'ye çarptım. Burası 8 oldu. Aşağıda eksi 2 var. Topladım 6. B'miz buradan ne geldi? 2 olarak geldi. B2 ise A nedir? 2'dir. O zaman fx fonksiyonu 2x artı 2 şeklinde tanımlanır. Bana f3'ü sormuş. X gördüğüm yere 3 yazacağım. F3 eşittir. 2 kere 3 6. 6 artı 2'den 8'dir dedim ve cevabımızı 8 olarak bulduk arkadaşlar. Eksi x ve 2g eksi f x eşittir 5x eksi 2 olduğuna göre g2 aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın şu 2gx eksi fx şeklinde ayrılır mı? Ayrılır. Bu neymiş? 5x eksi 2'ymiş. Ben zaten soruda bize fx'i vermemiş mi? Getir burada yerine yaz. 2gx eksi fx'i karşıya atalım. Yani şöyle olsun. Bu getirdim 2 eksi 2'yi direkt karşıya atıyorum. Yani 5x eksi 2 artı 2 eksi x. Neden böyle yaptım? Eksi fx ya bir daha eksiyle dağıtmaktansa karşıya attım artı fx olarak geçti. Tamam mı arkadaşlar? Yani buraya ekledim artı fx olarak. Mantık bu. Evet. Eksi 2 artı 2 birbirini götürdü. 2 tane gx fonksiyonum ne oldu? 5x eksi x'ten 4x oldu. Orada yerim yetmeyecek. Şuraya yazalım. 2gx 4x ise her tarafı 2'ye böldüğüm zaman gx fonksiyonum nedir? 2x'tir. Çok güzel. Bana istediğin sorulsun. Gx fonksiyonu buldum. 2x fonksiyonumuz. G2 soruyor. G2 x gördüğüm yere 2 yazmaktır. Burada da 2 yazarsam 2 çarpı 2'den sonucum 4 gelir. B'ye
Bursa'ya selam olsun. Fofix'in değerini vermiş. Demek ki ben Fofix'i bulayım. F içerisinde fx demek değil midir? Çok güzel. Bunu bulmam lazım. Fx'im ne? 3x artı m. Yani bana f3x artı m'i soruyor. Anladık mı mantığını? Fx 3x artı m'di. Bana f içerisinde 3x artı m'i soruyor. Yani ben x gördüğüm yere 3x artı m yazacağım. Yazayım. X gördüğüm yere 3x artı m. F5 gibi düşün mesela arkadaşlar. Yani x gördüğüm yere 5 yazıyorum. Burada da x gördüğüm yere 3x artı m yazacağım. Bu neye eşittir? 9x artı 8'e. Peki işlemi devam ettirelim. İçeri dağıtacağım. 3 kere 3, 9. 9x. 3 ile mi çarptım? Artı 3m. Eşittir arkadaşlar. 9x artı 8'e. Doğru mu? Bir yerde hata yaptık mı? Peki hata yapmışız. Doğru, şuraya artı m eklemeyi unuttum. Şunu unutmuşuz arkadaşlar. Dikkatimden kaçmış, kusura bakmayın. O zaman 9x artı 3m artı m. 9x 9x'e eşittir. 4m eşittir 8 ise m buradan 2 gelecektir. Ne yaptık? Fofx f içerisinde fx'tir. Fx dediğim şey 3x artı m. Demek ki bana f'in 3x artı m'in görüntüsünü soruyor bana. 3x artı m de x gördüğüm yere 3x artı m yazdım. Bakın 3 x budur. Artı m, onu unutmuşum, ekledim. Ardından da gereken işlemleri yaptık ve m'i 2 olarak bulduk arkadaşlar, tamam mı? Şimdi f x eksi 1 eşittir 2x artı 1 ve k 5x artı 3 bölü 2 eşittir x eksi 3 olduğuna göre kof 3'ü değeri karşılıyor. Bunu ne yapacağız hemen? F3'ü bulacağım. Değil mi? Bu kof 3 nasıl yazılır? K içerisinde F3 şeklinde yazılır. Bize bunun değerini soruyor. F3'ü bulmam için arkadaşlar şu denklemi kullanacağım. F3'ü bulmam için x yerine kaç yazmam lazım? 4 yazmam lazım. Burada 4 yazalım. 2 kere 4 8. 8 artı 1'den 9 olur. Yani K 9'u soruyormuş bize. K 9 nedir diye soruyor. Bakın ben bunun içindeki ifadeyi 9'a eşitlemem gerekiyor aslında. Değil mi? K 9 o demek. O zaman 5x artı 3 bölü 2 eşittir 9 dersem eğer. Şöyle renk değiştireyim. İçler dışlar çarpımından 5x artı 3 eşittir 18. Artı 3'ü karşıya atarım. 5x eşittir 15. X buradan 3 gelir arkadaşlar. Yani ben x yerine 3 yazdığım zaman neyi bulacağım? K9'u bulacağım. E burada da x gördüğüm yere 3 yazalım. 3 eksi 2'den cevabımız 1 olarak Adana şıkkı olsun arkadaşlar. Ne yaptık? Kof3'te K içerisinde F3'tü. F3'ü kaç olarak buldum? 9 olarak buldum. K9'u soruyor bana. O zaman ben x yerine 3 yazmam gerektiğini buradan keşfettim. Bakın x yerine 3 yazarsam 15, 3 daha 18, 18 bölü 2'den 9. K9'u bulmuş olurum. X gördüğüm yere burada da 3 yazıyorum ki bana K9'u versin. Yazdım. Cevabı 1 olarak patlattı. Fonksiyonları için. Evet, bileşik fonksiyonumuz var. Bileşik fonksiyonu bir açalım bakalım ne gelecek. Bakın. Parantez içinde yazıyorduk. Bu neye eşitmiş? Şöyle bir x'i hiç beğenmedim. Şöyle düzelteyim. Evet, daha der. 2x artı 7. Telefondan çözüm için arkadaşlar zor oluyor. Evet. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. H'ın tersinde gx'in 2x artı 7 olduğunu biliyorum. Gx'in zaten belli. Yerine yazalım. H'ın tersinde 3x artı 1'in 2x artı 7 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Yapmış şey yok. Ne yaptım? Gx'in değerini yazdım. Yani gx'in ifadesini yazdım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Bana hx lazım. H'ın tersi lazım değil. O zaman 2x artı 7 içeri 3x artı 1 dışarı attığım zaman h fonksiyonum 2x artı 7'nin 3x artı 1 olduğunu buldum. Yani bana soruda h 2x artı y'nin değerini sorsaydı 3x artı 1 derdim. Yani h 2x artı 7'yi buldum. Ama benden ne istiyor? Bakın ne istiyor? Hemen bakalım. Hx istiyor. O zaman ben 2x artı 7'yi x'e benzetmem lazım. Ne yapacağım? 2x artı 7 eşittir x diyorum. Bu. Evet. Yine güzel olmadı. Artı 7 x'e benzetmem lazım. Ne yapacağım? Artı 7 karşıya attım. 2x eşittir x eksi 7. Her tarafı 2'ye bölündüğüm zaman x eşittir x eksi 7 bölü 2. Bakın 2x artı 7'nin bazı arkadaşlar diyecek hocam 2 ile çarpılmış 2'ye böleceğiz. 7 ile toplanmış 7'den çıkartacağız. Öyle direkt tersini alıyormuşuz gibi yapabiliriz. Aynen öyle yapabilirsin, mantıklı. Bu şekilde bulduk. Şimdi burada arkadaşlar x gördüğüm yere bunu yazacağım. Yani 3 çarpım x eksi 7 bölü 2 artı 1. Bu şekilde nasıl olur? Hemen devam edelim. 3x eksi 21 bölü 2 artı 1. Ne olacaktır? Artı 2 ile çarptığım zaman 3x eksi 19 bölü 2 diye tam cevabı bulabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Soru buydu. Reel sayılarda tanımlı f ve k fonksiyonları için olduğuna göre şunu bulduğumuz arkadaşlar. Tersini alırken ne yapıyorduk? K ve o yer işaret değiştirdi değil mi? Bileşke fonksiyonun tersini alırken arkadaşlar k'nın tersi bileşke tersinin tersi nedir arkadaşlar? Kendisine eşittir değil mi? Mantık bu. O zaman ne olur arkadaşlar? K'nın tersine bileşke f x olmuş olur. Yani bize bunu soruyor. Bunu bulur musun? Bulursun. Ne olacak? Gerisi kolay. K'nın tersinde f x'i soruyor bana.
fx'i biliyor muyum? Biliyorum, 4x artı 3. K'nın tersinde 4x artı 3'ü bul diyor bana. Evet, şurada biraz daha güzel yazayım. Fx'in 4x artı 3 olduğunu biliyorsam K'nın tersinde 4x artı 3 yaz diyor. E ne yapacağım? Burada x var. X varken 2x eksi 5'miş. O zaman ben bu x'i 4x artı 3'e benzetmem için x gördüğüm yere 4x artı 3 yazacağım. Yani 2 çarpı 4x artı 3, dışarıdaki 5'i unutmuyorum. Evet, işlemi devam ettirelim. Bundan sonrası matematik. 2 kere 4, 8. 8x artı 6 eksi 5'ten 8x artı 1 olarak patlattım arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. İnşallah anlaşılıyordur. Yukarıdaki şekilde 2 eksi x bölü 2 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre a artı b artı c artı d ifadesinin değeri kaçtır? Bir fonksiyon x eksenin üzerinden geçiyorsa g'si 0'dır. O zaman ben f a'ya bakalım. Pardon, f a nedir? A eksi 2 bölü 2 neye eşitmiş? 0'a, değil mi? X yönüne geçen bir noktanın g'si 0'dır. E işaret dışarı çarpımlar a eksi 2 nedir? 2 çarpı 0'dan 0. A buradan 2 gelir. A'nın 2 olduğunu buldum. Çok güzel. Şimdi b'ye bakalım. f b'ye bakacağım. 2 eksi b bölü 2. Peki buraya b yazacak mıyım, yazmayacak mıyım? Ona nereden bakacağım? O yüzden bir dursun bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar, bir grafik y eksenin üzerinden geçiyorsa x'i 0'dır. O zaman direkt buraya 0 yazabilirim. 2 eksi 0, 2, 2 bölü 2'den 1. O zaman b'miz 1'miş. C'ye bakalım. X gördüğüm yere c yazmışım. Beni nereye götürmüş? 2'ye götürmüş. Doğru mu? Doğru. O zaman 2 eksi c bölü 2 neye eşit? 2'ye eşit. 2 eksi c eşittir. İşler dışarı çarpımından 4'e. O zaman c nedir? Eksi 2'dir. 2 eksi eksi 2 ne olur? 4 yapar. C de eksi 2'ymiş. He, o zaman yani 2 eksi d'ye değil de x gördüğüm yere eksi 4 yazmaya eşitmiş. Anladık mı arkadaşlar? X gördüğüm yere eksi 4 yazarsam sonuç d'ye eşitmiş. 2 eksi x ne var? Eksi eksi artı yapar. 2 artı 4'ten 6. 6 bölü 2'den 3. 3'müş arkadaşlar d'mizde. O zaman artı 2 eksi 2 birbirini götürür. 3 artı 1'den cevabımızı 4 olarak bulabiliriz. Adana'ya selam. Yukarıdaki şekilde f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f içerisinde f a artı f içerisinde f 2 eşittir 5 denklemini sağlayan a değeri kaçtır? Ben şuradan başlayayım. Bakın, f içerisinde f 2 değil mi? F 2 nedir arkadaşlar? X eksenini 2 yazdığım zaman x eksenin üzerine geçen bir noktanın y'si, yani değeri nedir? 0. F 0'ı bulmam lazım demek ki. Neymiş f 2? 0. F 0 nedir? X üzerine 0 bıraktığımız zaman bakın neresiymiş arkadaşlar? Şöyle çizemedim. 2 değil mi? F 0 2'dir. Demek ki şurası 2'ymiş. O zaman f içerisinde f a'nın ne olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum. Çok güzel. Şimdi ben öyle bir a değeri almam lazım ki f'te bıraktığımda 3 çıksın. He, o zaman diyorum ki ben arkadaşlar, öyle bir şey bırakmam lazım ki, yani f'in şu fa'yı görme mesela. F yerine ne yazarsam 3 gelir. Yani x gibi düşünelim. Fx eşittir 3 eşit nedir? X. X'de öyle bir değer bakacağım ki 3'e götürecek. Eksi 2'miş. He, o zaman f eksi 2 3 ise f a'nın eksi 2 olduğunu biliyorum. Anladık mı mantığını? F a'nın eksi 2 olduğunu biliyorum. F a eksi 2 ise a'nın ne olması lazım? X baktığımız zaman sonucu eksi 2 çıkan değer ne? F3 eksi 2 değil mi? F3 eşittir eksi 2. Pardon, şöyle göstereyim bir daha şuradan. F3 nedir? Eksi 2'ymiş. E bakın. Eksi eksi 2 eşittir. A nedir? 3'tür arkadaşlar. A eksi 2 demiyoruz. F A eksi 2'dir. F A eksi 2 ise sonucu eksi 2 çıkan x değeri nedir? 3'tür. F3 eksi 2'dir. Şuradan da görebiliyorsunuz zaten. Bakın şurayı düzelteyim. Bakın F3 nedir? Eksi 2'dir. Tamam, buradan da patlatabilirsiniz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım anladınız. Devam edelim. Veriliyor. A artı B ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Bu soruları herhangi bir soru bankasında görebileceğiniz bir sorudur arkadaşlar bu. Bakın şimdi, bu tanım kümesi. Bu da görüntü kümesidir arkadaşlar. Tabii G'yi güzel yazamadık ama bunu görüntü kümesi olduğunu biliyoruz, görüntü kümesini. Şimdi reel sayılardan 2'yi çıkardıysa demek ki o 2 tanımsızdır. O zaman bu tanımsızlık yapan değer nerededir burada arkadaşlar? Paydadadır. X'in 2 bıraktığım zaman 4 eksi b'nin neye eşit olduğunu biliyorum, 0'a. Çünkü tanımsızlık yapmış. X değeri x 2 için tanımsızdır. O zaman b'nin 4 olduğunu buldum. Şimdi görüntü kümesinde tanımsızlık varsa arkadaşlar, biz bu fonksiyonun tersini aldığımızda tersindeki payda kısmı eksi 1 olacak. Yani tersini nasıl alacağız? Buradaki sabit sayıyla yukarıdaki x'in önündeki katsayı yer ve işaret değiştirir. Yani eksi b yukarı artı b olur. Yani bx artı 3 bölü 2x eksi 2a olacaktır. Artı 2a eksi 2 olarak geçer aşağıya. Çok güzel. Bunun neye eşit olduğunu biliyorum. Sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Çünkü tanımsızlık yapmış. Hangi x değeri için? Eksi 1. O zaman 2 çarpı eksi 1 eksi 2a'nın
0 olduğunu biliyorum. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. Eksi 2 eksi 2a eşittir 0 ise eksi 2 eşittir 2a. A da buradan eksi 1 gelir. B'miz 4, A'mız eksi 1 ise toplamları 3'tür arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Devam edelim. F ve G fonksiyonlarından F sabit fonksiyon ve G doğrusal fonksiyondur. Şimdi arkadaşlar doğrusal fonksiyon ne? AX artı B'dir. Bu doğrusal fonksiyon. Sabit fonksiyonda ne diyoruz? Fx eşittir C diyoruz. Yani mesela C'yi biliyorsam sabit sayı mesela 5 ise F1000 de yazsam. F1 milyonda FA, FB, F Mehmet yazsam yine ne gelecek? Aynı sayı gelecek. O zaman bak F'in sabit fonksiyon olduğunu biliyorsam F3 2 ise F1 nedir 2? Çok basit. G2 bulmaya geldi sıra. İşte G2 biraz bize uğraşacak. Çok basit. Sabit fonksiyon G0'ı bulacağım. G doğrusal fonksiyonsa x gördüğüm yere yani gx'i ben şu şekilde hayal ediyorum. Ax artı b. G0'ı sorsun bana hiç fark etmez. G0 vermiş bana. Ne vermiş? 1. X gördüğüm yere 0 yazarsam a gider b gelir. Bu neymiş? B. B'nin 1 olduğunu buldum. Çok basit. Diğerinde de yazalım. Bakacağım. X gördüğüm yere 1 bıraktım. A kere 1 a artı b. Bu neye eşit? 2'ye. Zaten ben b'nin 1 olduğunu biliyorsam a da 1'miş. O zaman fx fonksiyonu şuymuş arkadaşlar. A 1 ise 1 çarpı x. B de 1. X artı 1'miş. Bana g2'yi soruyor. Kolay. Tabii ben buraya niye f yazdıysam. Evet f yazmayacağız buraya. Pardon arkadaşlar. G olacak. Gx olacak. Şöyle düzelteyim. Evet gx olacak. Gx eşittir x artı 1 ise bana g2'yi sormuş. İsterse g100 sorsun hiç fark etmez. G2 x gördüğüm yere 2 yazmak demektir. 2 artı 1'den 3. G2 de 3 olduğu için 2 artı 3 yani cevabımız B'dir. Ne tanımlı? Fx'i vermiş, gx'i vermiş. Bunlar eşitse demiş arkadaşlar. Bunun toplamı nedir diyor. Şimdi bir fonksiyon eşitse mesela bir tarafta 3x kare varsa diğer tarafta da 3x kare olması lazım mantıken. Yani. Şimdi bakıyorum. Burada x kareli bir şey var mı? Yok. Yoksa o zaman bunu ne yapacaksın? Yok edeceksin. Eşit olabilmesi için bunları. M artı 3 eşittir sıfırdan. M eksi 3 olarak buldum. Peki. Ne yapalım? Devam edelim. Eksi 3x var. M çarpı nx var. Doğru mu? Yani o zaman m nx çarpım durumundadır tabii bu. Neye eşit? Eksi 3 çarpı x'e. Bakın şimdi arkadaşlar. X'leri götürelim. M çarpı n'in m çarpı m çarpı n'in eksi 3 olduğunu biliyorum. M eksi 3 olarak bulduysam n nedir? 1'dir. N'i de 1 olarak bulmuş oldum. N eşittir 1. Şimdi n çarpı b var. 5'e eşit. N çarpı n'in yanında bir x yoksa yani aslında sabit bir sayıdır. Burada sabit sayı var. Sabit sayı sabit sayıya eşit. N çarpı B eşit P özür diliyorum. 5'e eşitse N'im kaç? 1. P kaç? 5. O zaman M artı N artı P'nin toplamı M'yi kaç olarak buldum? Eksi 3. N'i kaç olarak buldum? 1. P'yi kaç olarak buldum? 5. 5 1 daha 6. 6 eksi 3'ten 3 olarak patlatıp eksi 2 GX fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bakın bu nasıl yazılır? 3 FX eksi 2 tane GX şeklinde. Ben fx'i biliyorum. Bunun 3 katını alacağım. 3 katını al ne olur? 3x kare artı 3x eksi 3. Eksi var. Ne olur ne olmaz. Ben yine de böyle parantez alayım. 2 tane gx. Yani gx'in 2 katı 4x eksi 2'dir. Şimdi bunu içeri dağıtalım. Tabii şöyle yapmam yeterli olur. Evet. Şimdi arkadaşlar ne var elimde ona bakalım. 3x kare artı 3x eksi 3. Eksi içeri de attım. Eksi 4x. Eksi eksinin çarpımı artı 2. Peki sadeleştirme varsa onları götürelim. Sadeleştirme yok. Artı 3x eksi 4x ne olur? Eksi x olur. Yani 3x kare. Eksi x. Artı 3x eksi 4x eksi x yapar. Eksi 3 artı 2 nedir? Eksi 1. O zaman 3x kare eksi x eksi 1 olan şıkkım A şıkkıdır. Adana'ya selam olsun. Bundan çözüm için arkadaşlar yer açılması adına böyle baya baya soruyu küçülttüm ama okunuyordur inşallah. F ve G gerçek sayılar kümesine tanımlı fonksiyonlardır. F eksi F çarpı G x eşittir x eksi x kare. F artı F çarpı G x eşittir x kare artı x eksi 2. Şimdi arkadaşlar F eksi F çarpı G x'i nasıl açarız? Şu şekilde açabiliriz değil mi? F eksi tabii F değil fx değil mi? X üzerinde dağıtacağım. Fx eksi F çarpı fx çarpı gx. Şöyle yapalım düzgün olsun. Fx çarpı gx şeklinde tanımlandırabilir miyim? Tanımlandırabilirim. Artılı olanı da aynı şekilde tanımlandıracağız. Fx artı
fx çarpı gx o şekilde verilmiş bize soruda. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu göremiyorsanız şöyle fx'e a gx'e de b diyelim ve sizin görmenizi biraz da olsa kolaylaştıralım. Fx a ise yukarıda ne oldu? A eksi ab olmadı mı? Aşağıda ne var? A artı ab yok mu var? Taraf tarafı topladım. Şöyle biraz daha güzel yazalım. Taraf tarafı topladığım zaman ne olur? Tarafı topladığım zaman eksi ab artı ab birbirini götürür. 2a kalır. 2a dediğim şey nedir? 2 tane fx'tir değil mi? A'nın fx olduğunu biliyorum. O zaman ben 2 tane fx'in ne olduğunu buldum. X eksi x kare artı x kare artı x eksi 2. Yani toplayalım. Eksi x kare artı x kare birbirini götürecek zaten. Xx 2x 2x eksi 2x'e her tarafı 2'ye böldüğüm zaman fx'in ne olduğunu buldum. 2 eksi 2x eksi 2 bölü 2. Hatta ve hatta 2 parantezini alırsam eğer x eksi 1 bölü 2'den bunlar da gider. Fx'i ben x eksi 1 olarak bulurum. Fx fonksiyonu dediğim şey a'yı bulabilmiş oldum aslında. Şimdi g3'ü soruyor bana. G3'ü nasıl bulabilirim diye. Şimdi arkadaşlar fx'i biliyorum zaten. Neymiş? X eksi 1 artı x eksi 1 ile şöyle düzeltelim. Evet, pardon. Evet, herhangi birini yazalım. Üstteki daha kolay olduğu için üsttekini yazalım isterseniz. Ya da şöyle alttakini x artı 1'i evet. Artı fx'im neydi? X artı 1. X eksi 1 özür dilerim. X eksi 1 çarpım. Gx'im ne? B diye tanımladım. Ya da gx olarak kalsın. Fark etmez. Belki işimize yarar bu şekilde. Eşittir diyorum. X kare artı x eksi 2 değil mi? Çok güzel. Herhalde buradan gelecek. G3'ü bulmam için x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 3 yazmam lazım. 3 eksi 1'den burası 2. 3 eksi 1'den burası 2. 2 çarpı G3 eşittir. X gördüğüm yere 3 yazdığım zaman 3'ün karesi 9. 9 artı 3'ten 12. 12 eksi 2'den burası 10 gelir arkadaşlar. X gördüğüm yere 3 yazdığım için. 3'ün karesi 9. 9 artı 3 12. 12 eksi 2'den de 10. 2 artı 2 G3 10'sa 2'yi karşıya attığım zaman 2 çarpı G3'ün 10 eksi 2'den 8. G3'ün de ben 4 olduğunu buldum arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Elimizden geldiğince anlatmaya gayret gösterdik. Bakın şurada yerine yazdım. Burada yerine yazdım. Fx artı fx çarpı gx de yerine yazdım. Fx'in x eksi 1 olduğunu bildiğim için bulduk yani soruda. Yerine yazdık ve soruyu çözdük arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Devam edelim. Fx eksi 5. Şimdi ben a'yı bulabilmem için bakın f6'nın f7'ye eşit olduğunu vermiş bize soru. F6'yı bulalım. F6 x gördüğüm yere 6 yazmak demektir. 6 çifttir. 6 kere 2 12 4 daha 16. Peki bu neye eşit? F7'ye. F7 nedir? Tek. X tektir. X gördüğüm yere 7 yazacağım ve 16 eşitleyeceğim. X gördüğüm yere 7 yazarsam 7 çarpı 3a 21a. Yanında ne var? Eksi 5 var. Eksi 5'i karşıya attığım zaman ne olur? 21 olur. Özür diliyorum. Evet, doğru. Eksi 5 artı 5 olarak geçer. 21. 21 eşittir. 21 a ise a buradan 1 gelir. A 1 ise o zaman ben aşağıdaki x tek iseyi nasıl tanımlayabilirim? 3x eksi 5 diye. A yerine 1 yazdım. 1 kere 3 3. 3x eksi 5 şeklinde tanımlarım x tek ise. Şimdi f11'e bakalım. F11. X tek ise yazacağım. 11 çarpı 3 33. 33 eksi 5 28. Bu neye eşitmiş acaba? F12 eşit mi bakalım? F12. 12 çifttir. 12 çarpı 2 24. 24 artı 4 28. Çok güzel. 1 varmış. 1'i kabul ettim. Zaten Bursa şıkkı gitti. Edirne şıkkı gitti. F23'e bakalım. F23. 23 nedir? Tek. 23 çarpı 3 nedir arkadaşlar? 69 değil mi? 20 çarpı 3 60. 3 kere 3 9. 69 eksi 5 64. 64 bakalım. F30'a eşit mi? 30 nedir arkadaşlar? Çifttir. 30 çarpı 2 60. 64. F23 neye eşitmiş?
F30'a doğru mudur? Doğrudur. Peki 2 gitti mi? 2 var yani. Deniz şıkkı gitti. Ya Adana ya Ceyhan mı? Hayır. Adana'da gitti. Muhtemelen Ceyhan ama üçüncünün yanlış olduğunu kanıtlayalım. F16. İlk çift ise 16 çarpı 2. 32. 4 daha 36. F17'ye bakalım. Şurada arkadaşlar inşallah görünüyordur. F. Şöyle. Biraz daha düzgün yazmaya çalışalım. F17. F17 nedir? Tekse 17 çarpı 3 51. 51 eksi 5 46. 36 46 eşit mi? Değil. O zaman 3. öncül yanlış. Cevabımız C şık olacaktır. Ceyhan'a selamlar. Yukarıda f doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bakın ben şuranın 4 olduğunu biliyorum fakat şuranın y ekseninin kaç birim olduğunu bilmiyorum. O yüzden dolayı bana orası lazım. Orayı bulabilmem için de arkadaşlar ne yapacağım? Şimdi doğrusal fonksiyonun grafiği yani tanımı nasıldır? Doğrusal fonksiyon dediğim zaman aklımıza ax artı b gelmelidir. Geldi. Tamam çok güzel. Bakın grafik 0'a 0 orijinden geçiyor. Yani x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman y'de de 0 olacak. Yani f0 0 eşitmiş. A gider. X çarpı 0 0'dır. B eşit. B ne 0? B 0'sa arkadaşlar. O zaman ben hiç kafamızı karıştırmadan bu b'yi siliyorum buradan. Fx fonksiyonum neye eşitmiş? Ax'e eşitmiş. Pardon. Fx fonksiyonu neye eşitmiş? Ax'e. F eksi 4'ün eksi 2 olduğunu biliyorum. Bakın şimdi f eksi 4. A çarpı eksi 4 eşit. A çarpı eksi 4. Bu neye eşitmiş? Eksi 2. Çok güzel. Şimdi bakalım ne yapacağız? Şöyle biraz daha boyutu küçültelim. Evet. Ne yapıyoruz? Eksi eksinin çarpımı artı. 4 A eşittir. 2 ise A nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Yani o zaman benim grafiğim neymiş arkadaşlar? Fx. 1 bölü 2 x'in grafiği imiş. Bize verilen. Şimdi f4'ü bulabilir miyim? Evet x gördüğüm yere ne yazacağım? 4 yazacağım. 1 bölü 2 çarpı 4 ise. Bakın sadeleştirmeyi görenler var mı? Var. Bakın 2. f4'ün 2 olduğunu buldum. Yani şurası 2'ymiş. Şurası 4'müş arkadaşlar. Burası dikse? Burası dik. Nasıl buluyoruz arkadaşlar üçgenin alanı? 2 ile 4'ü çarp. Yani kenarların çarpımı bölü 2. Dik kenarların çarpımı bölü 2. İkiler gider. Cevabı 4 olarak patlatabilirsin. Ceyhan'a selamlar. Güzel bir soruydu. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bize f(x) artı 1 eşittir 0 denklemini sağlayan gerçek sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi ben öncelikle f(x)'in 0 olduğu durumlara bakalım. Bakın eksi 3'te 0'dır arkadaşlar. 1'de 0'dır ve de 4'te 0'dır. Yani eksi 3, 1 ve 4'te bizim fonksiyonumuz 0. Yani f eksi 3 0'dır. Neden arkadaşlar? X eksen üzerine geçen bir noktadan bakın çizdim. Eksi 3 geçiyor. 1 geçiyor. 4 geçiyor. Bunun y'si 0'dır. F eksi 3 0 başka. F şurası 1 olması lazım. Bir daha bakayım. Şurası arkadaşlar. 1 olacak doğru. F eksi 3 nedir? 0 x eksenin üzerine geçen noktanın y'si 0'dır. F1 nedir? 0. F4 ne? 0. Şimdi bakalım. Eksi 3. Buraya x gördüğüm yere kaç yazmam lazım? Eksi 4 yazmam lazım değil mi? Doğru mu? Doğru. Eksi 4 yazarsam eksi 4 artı 1. Eksi 3 yapar. F eksi 3 de 0'dır. Artı. F1'i bulabilmem için x yerine kaç yazmam lazım? 0. Artı. F4'ü bulabilmem için x yerine 3 yazmam lazım. Bunları topla diyor. Toplarız. Eksi 4 artı 3 nedir? Eksi 1'dir. Adana'ya selamlar. Bir verilen f fonksiyonu ile ilgili olarak hangisi ya da hangileri yanlıştır denmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Tanım kümesi eksi 3 ile 3 arasında eksi 3 dahil 3 dahil değil. Bakın 3 dahil olmadığını zaten anladım. Eksi 3 dahil mi? Bir sıkıntı var mı? Yok. Doğru mu? Doğru. Görüntü kümesi reel sayılardan eksi 1'in çıkarılmış halidir denmiş arkadaşlar. Görüntü kümesi y ekseni demektir. Bakalım y eksenine. Evet eksi 1 dahil değil. Çok güzel. Peki tüm reel sayılar için mi geçerli? Bakalım. Şimdi 2'den, eksi 2'den başlayacak bir kere. Eksi 2 dahil mi? Dahil. O zaman eksi 2 alalım. Eksi 2'den başlayacak. Nereye kadar? 2'ye kadar. Yani tüm reel sayılar olamaz. Yani reel sayılardan eksi 1'in çıkarılması bizim için yanlıştır. Doğru değildir. F1 x gördüğüm yere 1 yazdığımızda sonucu nereye götürmüş? Sıfırı neden? Çünkü grafik üstünden geçiyor. X ekseninin üstünden geçen noktanın y'si 0'dır.
F1 0. F-2 nedir? O da 0'dır. Bu üçüncü öncülümüz doğru. Üçüncü öncül doğru arkadaşlar. Peki 1 doğru 3 doğru. Bakın 1 3 gördüğün yerlere ele gitsin. 1 3. 1 varsa doğru dedik zaten. 1'e gitti. Evet, cevap Bursa kalmış zaten. 1'e 1 değildir. Neden arkadaşlar? Neden 1'e 1 değil? Bakın şuradan anlayın. Mesela A ile B, tamam mı? Çok basit. Diğerlerini yazmayacağım. 1 ve eksi 2 var. Bu 0'a gidiyor. 1 0'a gidiyor. Eksi 2 0'a gidiyor. 1'e 1 nasıl olsun? 1'e 1 dediğimiz ifade mesela 3 4'e 4 5'e 5 6'ya, yani herkes farklı yere gidecek. Bu o yüzden yanlıştır. Cevabımız B şık olacaktır. Bursa'ya, Balıkesir'e selamlar. Yukarıda fx eşittir ax küp artı bx kare artı cx artı d fonksiyonun grafiği verilir. Şimdi fonksiyona baktığımız zaman arkadaşlar en temel bilgimiz neydi? X eksenini kesen noktaların y'si 0, y eksenini kesen noktaların x'i 0'dır. Yani f-2 nedir? Evet, 0'dır. Bakın f-1 o da 0. X eksen üzerinde mi? Evet, x eksen üzerinde. Y'si nedir? 0. F2 nedir? O da 0. F0 nedir? Eksi 2'dir. F0 niye söyledim? Arkadaşlar, y eksen üzerindeki noktaların, bak x'e 0 yazmışım, ne gelmiş? Eksi 2 gelmiş. Y'si ne? Eksi 2. Tamam. Peki önce şuradan başlayalım. F0 eksi 2 ise x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman A gider, B gider, C gider. D nedir? Eksi 2'dir. Çok güzel. O zaman ben D'yi silip eksi 2 yazacağım arkadaşlar. Şöyle. Şu. Bu çok oldu. Evet. Ben burada D gördüğüm yere ne yazacağım? Bulduk zaten. Ne bulduk? Eksi 2 bulduk. Hemen ne yazıyorum o zaman D gördüğüm yere? Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2. Çok güzel. O zaman sorun hale geldi. Fx ax küp artı bx kare artı cx eksi 2 fonksiyonun grafiği haline geldi. Şimdi ne yapalım? F eksi 2'yi bulalım. Bulalım. F eksi 2 dediğim şey neydi? 0. 0 eşittir diyorum. X gördüğüm yere denklemde eksi 2 yaz. Eksi 2'nin küpü eksi 8. A ile çarptım, eksi 8 al. Artı eksi 2'nin karesi 4. 4 kere B 4B. Artı artı mı eksi mi? C ile eksi 2'nin çarpımı eksi. Eksi 2 C. Eksi 2. Eksi 2 haline geldim. Tamam, bunu şöyle düzenleyebiliriz. Eksi 2'yi karşıya atarım. 2 eşittir. Eksi 8 A artı 4 B. Ya da direkt kalsın bu. Böyle kalsın, elemeyelim. F2 de 0'dır. F2'yi de bulalım. 0 eşittir. 2'nin küpü 8. 8 A. 2'nin karesi 4. 4 çarpı B. 4 B. 2 ile C'nin çarpımı 2 C. Yine eksi 2'miz var D'den dolayı. Taraf tarafa topladım. Bak bir şeyler gelecek buradan. 0 ile 0'ın toplamı 0. Eksi 8 A artı 8 A birbirini götürdü. Eksi 2 C artı 2 C birbirini götürdü. 4 B 4 B daha 8 B. Ne geldi yanına? Eksi 4 geldi. Eksi 2 eksi 2 eksi 4 yapar. Artı 4'ü karşıya attım. 8 B eşittir 4'ten. B'nin ne olduğunu söylersin. 1 bölü 2 olduğunu söylersin. Çok güzel. Şimdi bir de f eksi 1'i bulalım. F eksi 1 de neydi? 0'da. 0 eşittir. X gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Eksi 1'in küpü. Eksi 1. Eksi 1 ile A'nın çarpımı. Eksi A. Eksi 1'in karesi artı 1. 1 ile B'nin çarpımı artı B. Eksi 1 ile C'nin çarpımı eksi C. Eksi 2'miz de var. Peki bu ne eşit? 0 eşit. Zaten ben B'nin 1 bölü 2 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Eksi 2 ile 1 bölü 2'yi karşıya atalım. Ne olmuş olur? Eksi A eksi C'nin eksi 2 karşıya artı 2 olarak geçtim. 1 bölü 2 de artı 1 bölü 2 de karşı eksi 1 bölü 2 olarak geçtim. O zaman soru şu hale geldi. 2 kere 2 4 1 çıktı 3 bölü 2. 3 bölü 2 dediğim ifade ne? Bakın bir yerde hata yaptık mı bakalım. Eksi 2 karşı artı 2 olarak geçti. Tamam. Evet. Eksi 1'in küpü. Evet. Tamam. Herhalde bir hata yapmadık. Eksileri çarptığım zaman A artı C'nin ne olduğunu buldum. Eksi 3 bölü 2 olduğunu buldum. A ile C'nin toplamı sormuş. Eksi 3 bölü 2 olan Adana'ya selam olsun arkadaşlar. Yukarıda grafikleri verilen fonksiyonlardan hangileri gerçek sayılar kümesinde birebir değildir denmiş arkadaşlar. Birebir fonksiyon neydi?
Şöyle hayal edelim kümeler içerisinde. Mesela şöyle değerler vereyim. A, B ve C olsun. Burada da 1, 2, 3 ve 4 var. Bak. A 1'e, B 2'ye, C 3'e. Yani her bir elemanın görüntüsü farklıysa biz bunlara birebir fonksiyon diyorduk. Birincisinde. Diyelim ki eksi 1 yazdım. Şurası 3 olsun, kabul ederim. Eksi 1 yazdım, 3 geldi. Diyelim ki 4 yazdım, 3 geldi. Zaten birincinin sabit fonksiyon olduğunu biliyorsun. Sabit fonksiyonla birebirlikten bahsedebilir miyim? Hayır, bahsedemem. O zaman birinci öncüt yanlıştır. Birinci öncüt yanlış. Bakın Edirne ve Bursa gider değil mi? Birebir değildir diyor. A birebir değil. Yani birinci öncüt birebir değil. Şimdi buraya baktım. Mesela değerler seçimi için bakın yatay doğru testi de yaptım. Ne geliyor? Farklı değerler geliyor. O zaman 2 nedir? Birebirdir. Buraya bakalım. Şimdi arkadaşlar üçüncüde bakın yatay doğru testi yaptım ama iki noktada kesiyor değil mi? Bakın şimdi mesela bu x'in şu tarafını eksi 2 olarak düşünelim. F0 nedir? X'e 0 bıraktığımda y'si 0. Fx eksi 2 nedir? 0. Neden? Çünkü x eksenin üzerine geçen doğrunun y'si 0'dır. Ne olmuş oldu o zaman? F0 hem 0'a hem de eksi 2'ye gidiyorsa birebir değildir. Üçüncü öncükte yanlış. Bakın 1 yanlış, 3 yanlış. Adana gitti. Ceyhan'da gitti. Cevap Denizli geldi. Neden Denizli? Bakalım. Mesela eksi 3 bıraktığımda diyelim 4 geliyorsa eksi 2 bıraktığımda eksi 1 0 bıraktığımda da yine ne gelecek? 4 gelecek. Ne olmuş oldu o zaman? Yani mesela f eksi 1 de 4'tür diyelim ki. F 0 da 4'tür diyelim. Hatta daha fazla değerler de yazılabilir. Ben kafamızı canlansın diye yazdım. Ne olmuş oldu? Birebir midir? Değildir hocam. Cevap Denizli. Denizli'ye ve Diyarbakır'a memleketime selam olsun. A eksi 5 eksi 4 eksi 3 3 4 5 olmak üzere f a'dan a'ya tanımlı fonksiyon birebirdir. Çok güzel. Birebir fonksiyon demek her elemanın görüntüsünün farklı olması demektir. Yani mesela f3 4 ise f4 de 4 olmayacak gibi düşünebiliriz. Şimdi bakalım ve a ile b'yi çizelim şöyle. Şöyle arkadaşlar evet. Şimdi yazalım ne var? Eksi 5 eksi 4 eksi 3 3 4 ve 5 var. Diğer tarafta da aynısı. A'dan A'ya tanımlı A kümesi. Şuraya da A kümesi olarak belirtelim. Burası A kümesi. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, 3, 4 ve 5 var. Şimdi arkadaşlar eksi 12'yi nasıl elde edebilirim? Eksi 5, eksi 4, eksi 3 değil mi? Eksi 5, eksi 4, eksi 3. Olabilir mi? Olabilir değil mi? Üçü de farklı elemana gitmiş olabilir. Peki A'nın olduğunu anladık. A var. Eksi 9'u nasıl elde edebilirim? Eksi 5 eksi 4'ten elde edebilirim. Başka? Bir üçüncü ifade de olması lazım. Yok. B şıkkı bir dursun. C'ye bakalım. Eksi 4'ü nasıl elde edebilirim? Eksi 3 artı 3 bir de eksi 4. Eksi 3 artı 3 gider. Eksi 4. Evet. C'yi de elde edebilirim. Peki artı 4'ü nasıl elde ederim? Yine eksi 3 artı 3 bir de yanına 4 eklerim. Oradan da gelir. 6'yı nasıl elde edebiliriz? Eksi 5 pardon. 5 4 daha nedir? 9. 9 eksi 3 6 oradan da gelir. Fakat eksi 9 arkadaşlar. Eksi 3, eksi 3, eksi 3 olur. Bu da birebirlik olmayacaktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. Fx'i vermiş, fogx'i vermiş. Bana gx eksi 1 fonksiyonun kuralını soruyor. Şimdi bir fogx'i yazalım. F içerisinde gx demek değil midir? Aynen öyle. Bu neymiş? 2x artı 1. Çok güzel. Şimdi bakın arkadaşlar ben gx'i bilmiyorum. Bakın fx'i vermiş. Ama gx'i bilmiyorum. A diyeyim. O zaman f a nedir? 2x artı 1'dir. Çok güzel. 2x artı 1 de ben x yerine a yazdığım için burayı şöyle düzeltelim. X olarak değil artık. Ne olarak düzelteceğim burayı ben? A olarak değil mi? A cinsinden tanımladım. 2 katının bir fazlası. Değişkenin 2 katının bir fazlası. O zaman 2 artı 1 olmaz mı? Olur. Şimdi f a 2 artı 1 eşit. Benim elimde de fx eşittir. X eksi 3 var. X gördüğüm yere A yazdıysam burada da A yazacağım ve birbirine eşitleyeceğim. Yani A eksi 3 nedir? 2A artı 1'dir. Bana A lazım. A dediğim şey ne? Gx lazım. A nedir arkadaşlar? Eksi 3'ü karşıya atarım. 2A artı 4'tür. Yani o zaman ben Gx'i ne olarak buldum? 2x artı 4 olarak buldum. Bana isterse G5'i sorsun hiç fark etmez. X eksi 1'i sormuş. X gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Yani 2 çarpım x gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum.
Artı 4 var. Şimdi bakalım ne olmuş. 2x eksi 2 artı 4 ne olur arkadaşlar? 2x artı 2 olur. Adana'ya selam olsun arkadaşlar. Devam edelim. Gofx dediğim şey nedir arkadaşlar? G içerisinde fx demek değil midir? Evet, aynen öyle. Bu neye eşitmiş? X artı 1 bölü x eksi 1'e. Neyse, oraya yazmayalım. Şimdi bakın. Şöyle. Bana x lazım. O zaman ben fx'i bulmam lazım. O zaman ben şu ifadeye baktığımda x eksi 1'i x'e eşitlemem gerekiyorsa x gördüğüm yere x artı 1 yazmam gerekir. Burada da x gördüğüm yere x artı 1 yazacağım. Anladık mı? Mantık bu. X gördüğüm yere x artı 1 yazacağım. O zaman ben fx'i ne olarak bulurum? X gördüğüm yere x artı 1 yazarsam x artı 1 artı 1'den x artı 2 olarak. Yani burası x artı 2'ymiş. O zaman benden soru ne istiyor? Gx artı 2 istiyor. Gx artı 2 neye eşitmiş? X artı 1 bölü x eksi 1'e. Buraya kadar inşallah anladınız mı arkadaşlar? Fx'i bulmak için ne yaptım? X gördüğüm yere x artı 1 yazdım. Yazdığım zaman ne geldi? X artı 2 geldi. X artı 2'yi de burada yerine yazdığım zaman Gx artı 2'nin x artı 1 bölü x eksi 1 olduğunu buldum. G5'i soruyor. X gördüğün yere 3 yazarsın. 3 artı 1 bölü 3 eksi 1'den 4 bölü 2'den 2'dir. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi gx'in doğrusal bir fonksiyon olduğunu görebiliyorum. O zaman ben gx'i nasıl bulabilirim? Derim ki ax artı b gx. Gx ax artı b diyeyim. Dedim, ne olacak? X eksenin üzerine geçen noktanın y'si 0'dır. Yani g8'in 0 olduğunu, yani 8a artı b'nin 0 olduğunu buldum. Bir diğer bilgi de y eksenin üzerine geçen noktanın x'i 0'dır. Yani G0 neymiş? A çarpı 0. 0. B. O da neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. B'nin 4 olduğunu biliyorsam A nedir? A nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 değil mi? Doğru. Çok güzel. Şimdi o zaman Gx fonksiyonu elde ettim. Gx neymiş? Eksi 1 bölü 2x artı 4. Bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi o zaman ne yapalım? Devam edelim. Evet. G içerisinde f eksi 3'ü sormuş. G içerisinde f eksi 3. F eksi 3 nedir? 0. Çünkü x eksenin üzerinden geçen noktanın y'si 0'dır. G 0'ı sormuş bana. G 0 nedir arkadaşlar? X eşittir 0 iken y'miz nedir? 4'tür. G eksenine bakıyorum bakın. 1 olarak almıyoruz. 1 fx için. Biz gx için bakıyoruz. G 0 nedir? Y eksenindeki 4'tür. O zaman şurası neymiş arkadaşlar? 4'müş. F2 nedir? X gördüğüm yere 2 yazdığımda beni nereye götürmüş? 3'e götürmüş. Burası 3. O zaman üst taraf 7. Alt tarafa bakalım. G8. G8 nedir? X eksen üzerinden geçen noktanın, yani şöyle F içerisinde GX soruyor. G8'i soruyor bana. X eksen üzerinden geçen noktanın Y'si 0'dır. O zaman burası nedir? 0. O zaman F0'ı sormuş bana. F0 nedir? X gördüğüm yere 0 yazdığım zaman karşındaki Y değeri 1'dir. F için baktığım zaman. O zaman aşağıdan FOG8'den de 1 gelecek. Artı G16'yı sormuş bana. X gördüğüm yere 16 yazdığım zaman eksi 1 bölü 2 çarpı 16 sadeleşir. Burada ne kalır? 8 kalır. Eksi 8. Eksi 1 çarpı 8. Eksi 8. Artı 4'ümüz de var. Burası eksi 4 geldi. O zaman ben 1 şurayı da düzgün bir şekilde yazmak için silelim. Eksi 4'müş. O zaman 1 eksi 4. O zaman ne olur? 7 bölü eksi 3 olur. Yani eksi 7 bölü 3 olan Bursa'dır arkadaşlar. Ve güzel bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Devam edelim. Reel sayılardan eksi 1 ile 1 çıkmış. Buna göre denmiş. Fogx bölü gofx hangisine eşittir? Fogx nedir? F içerisinde gx demek değil midir? Gx'im de x eksi 1. O zaman bana f x eksi 1'i soruyor. F x eksi 1 nedir arkadaşlar? X gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Yani x eksi 1'in karesi. Sıkıntı var mı? Yok. Tabii 2 de hiç güzel olmadı ama. Evet, x eksi 1'in karesi olduğunu buldum fogx'in. Gofx nedir? G içerisinde fx demektir. Fx'im ne? X kare. Gx kareyi bulmam için x gördüğüm yere x kare yazacağım.
Yani gx kare nedir? X kare eksi 1'dir. Soru şu hale geldi o zaman. Fog x nedir? X eksi 1'in karesi. Aşağıda da x kare eksi 1 var. Şimdi x kare eksi 1'in 2 kare farkı olduğu aklınıza gelmeyebilir ama şöyle hayal edin. Bakın x kare eksi 1'in karesi. X eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı şeklinde yazılabilir mi? Evet yazılır. 2 kare farkı bir eksili bir artılı şeklinde. Bakın şimdi kare bunu götürür. Yani x eksi 1 çarpı x eksi 1'dir. Kare demek 2 kere yaz demektir ya. O şekilde hızlı geçim yani. Eksi, x eksi 1 ile x eksi 1 birbirini götürdü. X eksi 1 bölü x artı 1 kaldı arkadaşlar. X eksi 1 bölü x artı 1 cevabımız C'dir arkadaşlar. Diyeceksin hocam buna ne oldu ya? Bunu zaten ne dedik? X eksi 1 ile x artı 1 şeklinde yazdık. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Çarpanları ayırmanın da gerektirdiği bir soruydu. O yüzden arkadaşlar matematikte konular bir bütündür. En iyi şekilde öğrenmeye bakalım. Haydi gönder gelsin. Sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Fof x eksi 1 nasıl yazılır? F içerisinde f x eksi 1 demek değil midir? Bu nedir? 2'miş. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben f'in içerisine yani x gördüğüm yere öyle bir sayı yazacağım ki 2 çıksın. İlk mantığım bu. X yerine ne yazmam lazım? 0 değil mi? Bak. X yerine 0 yazarsam y2'ymiş. O zaman ben bunun 0 olması gerektiğini söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Neden? F 0 eşittir 2. Tersten geliyorum. F x eksi 1'in 0 yapan değerleri bulmam lazım işte. Bunu nasıl bulacağım? X'i 0 yapan değerler bakın. Y yani üstünden geçen noktalardır. Eksi 1, 1 ve 4. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman ben x eksi 1 eşittir eksi 1'den x'in 0 olduğunu. X eksi 1 eşittir 1'den şurası 1. X'in 2 olduğunu. X eksi 1 eşittir 4'ten x'in 5 olduğunu buldum. Toplamlarını soruyor. Toplamları 7'dir. Ne yaptım arkadaşlar? Tersten geldim. Yani f bileşke fx eksi 1'de 2'ye bulmam lazım. Diyorum ki x yerine ne yazarsam 2 gelir 0. O zaman f x eksi 1'in 0 eşit olması lazım. Bunu sağlayan değerler de grafikte x eksen üzerindeki noktaların y'si 0 olacağı için. Ben y'sinin 0 olduğunu biliyorsam x eksen üzerindeki noktaları bulmam lazım mantıken. Bunlar da nelerdir? Eksi 1, 1 ve 4. X eksi 1'i eksi 1'e eşitlemem için x'in 0 olması. X eksi 1'in 1'e eşitleyebilmem için x'in 2 olması. X eksi 1'i 4'e eşitleyebilmem için de x'in 5 olması gerekmektedir. Mantık buydu arkadaşlar. Topladım. 5 artı 2 7'dir diyebiliyorum. Düşünelim. Fx'i ax artı b olarak düşünelim. Bakalım şimdi. 2 çarpı fx ne olur? 2 çarpı ax artı b olmaz mı? Olur. Eksi. F eksi x nedir arkadaşlar? X gördüğün yere eksi x yazmak demektir. A çarpı eksi x artı b eşittir. X artı 6. Soru bu hale geldi. Peki. Devam edelim. İçeriye dağıtalım 2. 2 a x. Şöyle düzgün yazalım biraz gözüksün. İçeriye dağıtıyorum. 2 a x artı 2 b. Eksi dursun. Eksi ax artı b neye eşitmiş? X artı 6'ya. Peki devam edelim. Burası aynen kalır. 2 ax artı 2 b. Eksi içeri dağıttığımız zaman eksi eksinin çarpımı artı yapar. Artı ax eksi b eşittir. X artı 6. Şimdi baktığım zaman 2 ax. Ax daha ne olur? 3 ax yapar. 3 ax. 2 ax. 3 ax daha 3 ax yapar. 2b'den b çıkarsa b kalır. Artı b'nin x artı 6 olduğunu biliyorum. Çok güzel. Bakın şimdi. Nasıl bir mantık var? X'li terim, x'li terim eşit. Yani 3a eşittir. Birden a'mız 1 bölü 3 gelecektir. A'mız 1 bölü 3. Peki b neye eşittir arkadaşlar? Direkt 6 eşittir. B de 6 eşit. Peki denklem ne hale geldi? Ona bakalım. Fx eşittir. A'mız neydi? 1 bölü 3. 1 bölü 3x artı 6'ya geldi. Peki. Bana f3'ü sormuş. F3 dediğim ifade 1 bölü 3 çarpı 3 artı 6'dan 3'ler gider. 1 artı 6'dan 7'dir dedim. Denizli'ye patlattım arkadaşlar. Aslında fx ax artı b dememizin bir diğer sebebi de şu. Bakın iki ifadeden iki tane sayıdan çıkartılmış ve x artı 6 kalmış. Aslında x artı 6 bize ipucu vermiş oldu.
Yine de bunu verdik. Diyelim ki x kare bir şey olsaydı zaten ona göre soru kendini belli ederdi. F reel sayılardan reel sayıları tanımlı bir şekilde tanımlanmış. F1'in 2 olduğunu biliyorum. F5 kaçtır? Şimdi F2'yi bulmak istesem nasıl bulurdum? F1 artı 1. Doğru mu? Doğru. Yani o zaman ben bunu nasıl yazarım? F1 çarpı F1. Sonuçta x ile y birbirinden farklıdır demiş mi dememiş. O yüzden devam edebilirim. F2'yi bilmiyorum. Burası F2. F1'im kaç? 2. F1'im kaç? 2. 2 çarpı 2'den 4 olarak buldum F2. Mesela F3'ü nasıl bulabilirim? F1 artı 2'den, yani F1 çarpı F2'den. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. F1 kaç? 2. F2 kaç? 4. F3 ne geldi? 8 geldi. F4'e buradan bakalım. F2 çarpı F2 şeklinde yazabilirim. Yani F2 artı 2'den. F2 kaçtı arkadaşlar? F2 4'tü. Diğer F2 de 4. 4 kere 4 16. F4'ün 16 olduğunu buldum. F5'i de istediğin gibi yaz. İstersen F1 artı F4 yaz. F3 artı F2 yaz. Fark etmez. Ya da 5 tane F1 yaz. Hiç fark etmez. Yine sonuç aynı gelecek. Ben F4 çarpı F1 diye yazayım. F1'im kaç? 16. Özür dilerim. F4'üm kaç? 16. F1'im kaç? 2. 16 çarpı 2'den 32'dir. Bursa'ya selam olsun. Bu arkadaşlar çıkmış soruya da benziyor. İlerleyen sorularda göreceksiniz çıkmış soruyu. 6 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şıklı soru. Biz de şıklı şekilde çözmeye çalışalım. Yani test tekniğiyle. Şimdi öncelikle ben şunu biliyorum mutlaklar için. 2x eksi 6 değil mi? Ben bunu bir sıfıra eşitlesem x gördüğüm yere kaç yazmam gerekir? 3 yazmam gerekir. O zaman ben grafikte x 3 iken o grafik o noktadan geçmeli. Yani x eşittir 3 iken y'si 0 olması ne demek? O grafik x ekseni üzerinden 3 noktasından geçmeli. A'da geçiyor mu? Geçmiyor. C'de geçiyor, E'de geçmiyor, D'de ve B'de geçiyor. Bakın sadece bu bilgiyle iki şık eledik bile. Şansımız %33. Şimdi y'yi sıfıra, yani bir daha bakalım. X üçgen yaptık. Şimdi evet, x gördüğüm yere 0 yazarsam ne olur? X gördüğüm yere 0 yazarsam 2 çarpı 0 0 0 eksi 6'dan eksi 6. Mutlak değer dışarı pozitif olarak çıkar. Yani eksi 6 mutlak eksi 6 6 olarak çıkar. O zaman ben x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman y'sine gelecek 6 gelecek. X gördüğüm yere 0 yazdığım zaman eksi 6 gelmiş. Eksi 6 gelmiş, cevap C'dir. Zaten arkadaşlar mutlak değer bir fonksiyon bulduğun zaman x ekseninin yukarısında olması lazım genellikle. Tamam mı? Bu şekilde. Sıfırıncı değeri artı f çarpı g3 artı f g5 kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Ne yapalım? Adım adım gidelim. F eksi 3 aradaki işlemde eksi g eksi 3. Bunu bulmam lazım. Bulalım. F eksi 3 dediğim şey nedir? X gördüğüm yere fonksiyonun, şimdi f ve g fonksiyonları var ya, x gördüğüm yere eksi 3 yazdığım zaman bana f'teki görüntüsü lazım. Tamam, dikkat edin. X gördüğüm yere eksi 3 yazarsam grafik nereye götürüyor beni? Eksi 3'e götürüyor. Çok güzel. Eksi diyelim. G eksi 3'te x gördüğüm yere eksi 3 yazdığım zaman g'de beni nereye götürüyor? 4'e götürüyor. Çok güzel. Buradan eksi 7 gelecek. Peki. Devam ediyorum. Ne varmış? G 0 eksi f 0. G 0 eksi f 0. X gördüğüm yere 0 yazdığım zaman beni g'de nereye götürüyor? 3'e götürüyor. F'de nereye götürüyor? Eksi 2'ye götürüyor. 3 eksi çarpma artı 3 artı 2'den 5 gelecek. Peki çarpıma geldik. Çarpmaya geldik. F3 çarpı G3 nedir diye sorulmuş bana bu sefer. F3 çarpı G3. Peki F3 dediğim şey ne? X gördüğüm yere 3 yazdığım zaman F'de beni nereye götürüyor? F'de. X gördüğüm yere 3 yazdığım zaman F'de beni nereye götürüyor? 2'ye götürüyor. G'de beni nereye götürüyor? Onu da 2'ye götürüyor. Zaten bakın kesişme noktası gibi bir şey olmuş. 2 kere 2 4 gelecek. Peki son ifademizde F5 bölü G5'i sormuş bana. X gördüğüm yere 5 yazdığım zaman G'de beni nereye götürüyor? Eksi 2'ye götürüyor. Paydamız eksi 2. Payımız ne? X gördüğüm yere 5 yazdığım zaman F'de beni nereye götürüyor? 4'e götürüyor. 4 bölü eksi 2'den, şöyle 4 bölü eksi 2'den eksi 2 gelecek burası. Tamam, şimdi hepsini toparlayalım. Eksi 7 var. Artı 5 var. Ne oldu burası? Eksi 2 oldu. Buradan ne gelecek? 4 gelecek. Artı 4'üm var. Ve buradan da ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Eksi 4 artı 4 nedir? Sıfırdır. Denizli'ye, Diyarbakır'a, memleketime selam olsun arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Pekiştirme anlamında çok çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Bu soruyu halleden arkadaşlarım bu tip işlemler geldiği zaman karşılığını zorlanmayacak. Adı ne? 3 F5 eksi
2G5 eşittir 12'ymiş. Çok güzel, bunu biliyorum. Başka? 2F5 artı G5'in 15 olduğunu biliyorum. E ne yapayım ben? Aşağı 2 ile çarptığım zaman bunlar birbirini götürecek. 3F5, 2 kere 2, 4 daha. 2 kere 2, 4. 4F5, 3F5, 3F5 daha 7F5. Neye eşit oldu? 12 artı 30'a değil mi? Aşağıyı komple 2 ile çarptım. Yani 7F5, 42 eşit oldu değil mi? Yani şunu şu şekilde düşünebiliriz direkt. 12 artı 30'dan direkt hemen şöyle silelim. 42. O bayağı büyük oldu. 42. Çok güzel. 7F5 42 ise bir tane F5 nedir? 6. F5'in 6 olduğunu biliyorsam herhangi bir denklemde ne yazdığım zaman yukarıda yazalım. 18 eksi 2 tane G5 12 ise G5'in de 3 olduğunu buldum. Neden? 2 kere 3 6. 18 eksi 6 12. Şimdi bana istediğini sorsun. F5 çarpı G5 artı F5 bölü G5'i sormuş bana. E tamam, zaten bunları soracak, başka bir şey soramaz, farklı bir şey. F5'im ne? 6. G5'im ne? 3. Artı 6 bölü 3. 6 kere 3 18. 6 bölü 3 2. 18 artı 2'den 20'dir dedim ve arkadaşlar buraya noktaya koydum. Temsil ediyor. Bu şekilde tanımı an x üzeri n artı an eksi 1 x üzeri n eksi 1 şeklinde tanımlı bir ifademiz. Bizim için polinom belirti arkadaşlar bu şekilde gösteririz. Hatta şurada x üzeri 0 olduğunda görüyorsunuz değil mi? Azalan kuvvetlerine göre yazmışız. Bu şekilde. Şimdi terimleri arkadaşlar bunlardır, bakın. An x üzeri artı şunları da yine alabilirim. An eksi 1 x üzeri n eksi 1 gibi. Bunda hepsi, bunların hepsi arkadaşlar nedir? Örnek veriyorum, mesela a2 x2. Bunların hepsi terimlerdir arkadaşlar. Artı a0, bunların hepsi bu polinomun terimleridir arkadaşlar. Buradan yine bir sıkıntınız olmasın. Katsayıları diyorsak da x'in önündeki katsayıları ifade eder. Yani mesela burada x'in önündeki katsayı a2'dir. Değil mi? Mesela burada x'in önündeki katsayı a1'dir. Burada x'in önündeki katsayı a0'dır. Bunlar katsayılar olarak ifade edilir ve böyle an'e kadar gidebilir mi? Gidebilir. Peki n dediğim şeyi niye yazdım? Polinomda arkadaşlar şurada gördüğünüz n doğal sayı olmalı. Doğal sayı olmalı. Sıfır olur mu bak? Oluyor mu? Oluyor. O zaman sıfır doğal sayıdır. Değil mi? Doğal sayı olmalıdır arkadaşlar. Şimdi soru üzerine bakalım. Daha detaylı bir şekilde göreceğiz. İlk sorumuz bu. Polinom olup olmadığını bulalım. Bunu arkadaşlar herhangi bir soru bankası açtığınız zaman direkt ilk soru bu olacaktır. Şunu şekilde göstereyim. Px eşittir 2x eksi 5. Polinom mudur, değil midir? X'in katsayısı kaç? 1. X üzeri 1 yani. Polinom mudur? Polinomdur. Bakıyorum bu ifadeye. Evet, 3. Çok güzel. Şuna bakın. 3 üzeri x. Bu nasıl yazılır? 1 bölü 2 şeklinde değil mi? Karekök 1 bölü 2 şeklinde yazılır arkadaşlar. Onun mantığı nereden gelir onu kısaca bir tekrar edelim. X'in önünde 1 vardır. Kökün derecesi 2'dir bir şey yazmıyorsa. 1 bölü 2 şeklinde üst sayılar biçiminde gösteririz ki buradaki bu üstün değerinin ne olduğunu bulabilmek için bu hale getirdik. 1 bölü 2 doğal sayı mıdır? Değildir. Gitti. Buraya baktım. Kök 3 çarpı x üzeri 5 var. Biz buna bakıyoruz arkadaşlar. Diyeceksiniz hocam bu da 3 üzeri 1 bölü 2. Tamam da biz x'in üzerindeki sayıya bakıyoruz. Bakın dikkat edin. Bak x'in üzerindekine baktık. Yoksa kök 3'e bakmadık yani. X'in üzerindeki sayıya baktık arkadaşlar. O yüzden bu şekilde. Bu bir polinom mudur? Evet. Bakın x üzeri 1. Sıkıntı yok. B hangisinin polinom olmadığını, B şıkkın olduğunu söyleriz. Polinom belirtmesi için m kaç olmalıdır denmiş arkadaşlar. Şimdi bir ifade polinom belirtebilmesi için mesela şuna bakalım. m-4. Polinom belirtebilmesi için sıfırdan büyük veya eşit olmalı. Sıfırda oluyor muydu? Bakın oluyordu. O zaman m'in 4'ten büyük veya eşit olması gerektiğini biliyorum. Tek bunu soruyu çözemem. Bakın şu bilgiyi de kullanacağım. 7 bölü m-2 var. Evet. Şimdi bu ifadenin doğal sayı olabilmesi için bir kere m'in 2 olmaması gerektiğini biliyor muyum? Biliyorum arkadaşlar, değil mi? M 2 olamaz. Peki m'in olabileceği değerlere baktığımız zaman bunun şu ifadenin de sıfırdan büyük veya eşit olması gerekmez mi? Gerekir. Payda ne olabilir o zaman?
7 olur mu? Olur. Başka bir ifade olur mu arkadaşlar? Zaten 7'nin bölenlere baktığımız zaman 1 ve 7'dir. 1 seçsem olur mu? Olur. Seçelim bakalım. m-2 ya 7'dir ya da m-2 1'dir. Buradan m3 çıkar. M 4'ten büyük ve eşit olması lazım diyordu. Bu gitti. m-2 eşittir 7 ise m eşittir 9'dur. -2 karşıya attım. 9 olur mu? Olur. M kaç olmalı? 9 olmalı. A şıkkımızın 9 olduğunu söyleyebiliriz. Polinomun derecesi kaçtır? En yüksek dereceli terime bakarız. Zaten bunun 1 olduğunu, bununsa 5 olduğunu biliyoruz. O zaman nedir? 12'dir. Değil mi? Polinomun derecesi 12'dir. Başkalsa ise en yüksek dereceli terim bu olduğu için başkalsayımız da 4'tür. Terim sayısı 4x12 1. Evet. 9'u yerine yazdığımız zaman buradan x üzeri 1. X üzeri 5 ve x var. Buradan 1, 2, 3, 4 terimdir. Terim sayısı da 4'tür diye patlatabiliriz arkadaşlar. Evet. Tanım önemli arkadaşlar. Bu tanım ileride de karşımıza çıkabilir. Sabit terim ve katsayılar toplamını ele alacağız bu videomuzda. Sabit terim değişkenin yerine 0 yazmaktır. Değişkenin yerine 0 yazmaktır. Yani o ifadeyi sıfıra işlemiyoruz arkadaşlar. Katsayılar toplamı da arkadaşlar değişkenin yerine 1 yazmaktır. Buradan kısaca şuradan kısa bir bahsedeyim şurasını. Mesela bir px eksi 3'üm var. Bunun bana diyor ki sabit terimini bul. Sabit terimini bulduysa x gördüğün yere 0 yazıyorsun ve aslında p eksi 3'ü bulmuş oluyorsun. Yani şöyle yapmıyoruz arkadaşlar. X eksi 3'ü 0'a eşitliyoruz. X yerine 3 yazıyoruz değil. X yerine 3 yazmıyoruz. Değişkenin yerine 0 yazıyoruz. Değişkenin yerine 0 yazdım. Katsayılar toplamı değişkenin yerine 1 yazarsam ne olur mesela? P eksi 2 olur. Mantık bu. Şimdi bakalım. Polinomun sabit terimini ve katsayılar toplamını bulunuz diyor. Sabit terim x gördüğüm yere 0 yazacağım. Yani bana P 0'ı sormuş olacak. X gördüğüm yere 0 yazarsam bunlar gider. 6 kalır. X gördüğüm yere 1 yazacağım katsayılar toplamı için. P 1 olacağım. 1'in küpü şöyle 1'in küpü eksi 5 çarpı 1'in karesi artı 6. 1'in küp 1. 1 kere 6 6. 1'in karesi 1. 1 kere 5 5. Arada eksi var. Artı 6 var. 6 6 12. 12 eksi 5'ten 7'yi patlatabilirim. Evet, sabit terimi 6. Katsayılar toplamı da 7 geldi arkadaşlar. Evet. Geldik diğer bir sorumuza. Px polinomu ax kare artı 4x artı c biçiminde tanımlıdır. Sabit terimi 3 ve katsayılar toplamı 10 ise a artı c'nin sonucunu istiyor bize. Sabit terim neydi? X gördüğüm yere 0 yazacağım. Yazalım. Yani p 0'ın bize 3 olduğunu vermiş. X gördüğüm yere 0 yazarsam a gitti. X de gitti. C'ye eşit oldu değil mi? Bakın X yerine 0 yazdığım zaman gitti. Gitti. C'ye eşit oldu. C neymiş? 3'müş. Sabit terim 3'e eşitse C'miz 3'tür. Evet. O zaman PX polinomu şu hale geldi. AX kare artı 4X artı 3 haline geldi. Peki buradan bana neyi sormuş? Katsayılar toplamı 10. Katsayılar toplamı dediği X gördüğün yere 1 yaz. Yazalım. 1'in karesi 1. Şöyle yapalım. Bir daha göstereyim. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1'in karesi 1. 1 kere a. 4 kere 1 4. Artı 3. Neye eşitmiş katsayılar toplamı ona? A artı 7 eşittir 10 sam a'yı 3 olarak bulabilirim arkadaşlar. Güzel bir soru. Şimdi polinomunun çift ve tek derece terimlerinin katsayılar toplamını bulalım diyor. Şimdi çift ve tek derece terimlerin katsayı bulmadığı formül var. Bakın şöyle. Çiftleri bulmak istiyorsak arkadaşlar P1'i buluyorum. Artı P-1 bölü 2 diyorum. Bu çiftler için çift. Yani şöyle düşünün mesela hani bir senin çiftinci kuvvetini alırsam ne olur? Pozitif çıkar. O şekilde düşünün. Tekte de arada eksi gelecek. Yani şöyle P1 eksi P-1 bölü 2 olacak. O zaman P1'i bulayım. P1 dediğim şey ne? X gördüğüm yere 1 yazmak. 1'in karesi 1. 4 kere 1 4 artı 6.
6 artı 1 7 7 eksi 4 3. 3'ün küpü artı 2'den. 3'ün küpü 27. 2 daha 29. P birim 29'muş. P eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2'sinin çarpımı artı 4. Artı 6. 6 4 daha 10. 11'in küpü artı 2 geldi burası. Arkadaşlar 11'in küpü artı 2. Bu şekilde bırakalım. Siz devam ettirirsiniz şimdi. 11'in küpü artı 2 bölü 2'dir. Eksisi de 29 eksi 11'in küpü eksi 2 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Mantığı anlamak önemli. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulmak istiyorsak P1 eksi P1 artı P eksi 1 bölü 2. Tek derece terimleri bulmak istiyorsak arada eksi işlemi olduğunu P1 eksi P eksi 1 bölü 2 olduğunu unutmayacağız. Evet, ne yapıyoruz? En baştan bir daha alalım. Sabit terimde değişkenin yerine 0 yazıyoruz. Tamam mı? Yani P0'ı bulmuyoruz. Bakın böyle bir şey yok. P0 bulacağız diye bir şey yok. Px verilirse o zaman P0'ı bulmuş olacağız sabit terimle. Ama mesela Px eksi 4 verildiği zaman P eksi 4'ü bulmuş oluruz. X gördüğüm yere 0 yazdığım için. Bu ayrımı dikkat edin. Katsayılar toplamında değişkenin yerine 1 yazıyoruz. Bu illa x olmak zorunda değil. Y de olur, z de olur fark etmez. Tamam mı? Değişkenin yerine yazıyoruz ve soruları bu şekilde çözüyoruz. Yani mesela bir polinom bakalım. Mesela şöyle hayal edelim. 3x küp artı 4x kare artı 6. Böyle bir polinomun olsun mesela. Burada polinomun derecesi nedir? 3'tür değil mi? Çünkü x'in üstündeki en büyük değer 3'tür. O yüzden dolayı biz x'i 3 olarak kabul ederiz. Baş katsayısı da arkadaşlar polinomun derecesi olan sayının öne katsayı bakın 3 mesela. Baş katsayı sorulursa bu şekilde. Şimdi derece p ise m, derece q ise n dersem eğer iki polinomu çarptığım zaman dereceleri toplamlarına eşittir. Yani şöyle mesela x kare ile ben x küpü çarptığım zaman x'leri 2 çarpı x'leri 3'ten tabanlar aynı sonuçlar toplanır. X'leri 5'tir. Bak ne oldu? 2 ile 3 topladım. Bunun derecesi 2'dir değil mi? Bunun derecesi 3'tür. Hayal edin mesela böyle şekilde olduğunu işte. Ne gelecek? Toplamları gelecektir. Farkları olsa nasıl olur? Mesela x üzeri 5'in x üzeri 4'e. Ne olur? 5'ten 4 çıkar. X üzeri 1'dir. Bakın. M eksen. Şurada evet. Şurada pardon. Evet. Eğer ben polinomun karesini alırsam değerinde karesini almış olacağım. Yani aslında şöyle. X üzeri 1'in karesini aldığım zaman polinomun derecesi de 2 katına çıkacaktır. Çünkü neydi? Üstün üstü çarpılırdı. Olay bu mantıklı. Şimdi bu soru üzerine daha detaylı anlayalım. Burası biraz karıştı. Ben derece px'e a diyeyim. Qx'e b diyeyim. Şimdi bakın. Ben x'in küpünü aldığım zaman aslında bunu a üzeri 1 gibi düşün. 3 kere 1'den 3. Yani 3 katına yani 3a olmuş olacaktır. P küp x 3a'ya eşittir arkadaşlar. Üstüne üstü çarpılır ya. Mantık bu. Eksi qx diyorum. B eşittir 13'müş. Şimdi buraya bakalım. X'in karesi yani x üzeri 1 ile 2'nin çarpımı gibi düşün. 2 katını alacağım yani. 2 çarpı 1 2 katını alacağım. Yani 2a artı çarpımı varsa ne yapıyordum? Topluyordum. Evet. Q'nun küpü de ne olacaktır arkadaşlar? 3b olmuş olacaktır. Bu da neye eşitmiş? 16 eşitmiş. Şimdi ne yapacağız? Üstü 3'e çarpalım. 9a eksi 3b eşittir 39. 2a artı 3b eşittir 16. Bakın burası neden 3b? Çünkü x üzeri 1'in küpüden 3 kere 1'den 3. O şekilde hayal edebiliriz. Taraf tarafı toplayalım. Gitti bunlar. 11a eşittir. 39 artı 16'dan 55. A'mıza 5 geri çekmiş. A'mız 5 ise B'miz nedir? 3 kere 5, 15. B'miz 5 gelecek. 2 kere 5'ten 10. B'miz de 2 gelecektir arkadaşlar. Olay bu. Mantık bu. Px'i eksi qx demiş. Px'in ne? X üzeri 5 değil mi? Eksi x üzeri 2'den ne olur? X üzeri 5 olur arkadaşlar. X üzeri 2 etki edemedi. Neden? Çünkü çıkar. A en eksen böyle böyle gidiyoruz ve A sıfıra kadar polinomunda arkadaşlar. Bunların şu değerlerin birbirine eşit ve sıfır olması durumuna biz sıfır polinom adını vereceğiz arkadaşlar.
Yani şu değerin 2m-8'in 0'a eşit olması, m'in 4 olması gerektiğini biliyorum. Ve buradaki derecesi belirsizdir. Bak şimdi buraya 0 yaptım, 0 üzeri x. 4 eksiğinden buradan x3 geldi mesela. Ama derecesi belirsiz arkadaşlar. Çünkü senin 0'a çarpımı 0. Yani derecesi belirsiz, derece yok oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Neden asıl yer diyorum? Çünkü ÖSYM en çok buradan soru sormayı seviyor. Polinomlarla ilgili soru geleceksin. Ki her sınavda mutlaka geliyor. Px'i nasıl buluyorduk arkadaşlar bölme işleminde? Şu x ile bx, yani bölen ile bölümü çarpıp kalanla topladığım zaman bana aslında neyi veriyordu? Bölünen sayıyı veriyordu. Aynısını polinomlarda bölme işlemini yapacağız. Şimdi bu örneği gösterelim. X küp artı x artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalanı bulunuz. Bunu göstereceğim. Ardından kalanı bulmak için çok pratik bir bilgimiz var. Onu yapacağız. X küp artı x artı 1 yazıyorum. Bakkal bölmesi x eksi 1. X eksi 1'i nasıl elde edebilirim? X kare ile çarparsam gelir. X kare ile çarpalım. X küp eksi x kare oldu. Eksi artı yaptı. Burada ne kaldı? X artı x kare artı 1 kaldı. Evet. Şimdi bunu da artı x ile çarpalım. X kare eksi x oldu bakın. Eksi artı geldi. Bunlar gitti. 2x artı 1 kaldı buradan. Bunu da 2x ile genişlettiğim zaman arkadaşlar, özür dilerim, 2 ile genişlettiğim zaman 2x eksi 2 kalır. Şurası, yani şuraya eksi 2x artı 2 olur. 3 kalır. Kalan 3'müş arkadaşlar. Kalan 3'müş. Yani bölüm x kare artı x artı 2. Bölümümüz bu. Bölüm bu. Kalan da 3'müş arkadaşlar. İşlemi devam ettirin. Kalan da 3. Şimdi kalanı bulmakta en basit yol nedir? X eksi 1 ile bölümünden kalan nedir? X eksi 1'i 0 eşitliyorsun. X eşittir 1. X gördüğün yere 1 yazıyorsun. Yani P1'i buluyorsun aslında. 1'in küpü artı 1 artı 1'den 3'ü buluyorsun ve kalanımız 3'tür.